Girişimcilerin Rotası'na hoş geldiniz. Ben Özlem Dalga. Programda yılın en son programında 2021 yılının bu hafta kozmetik ve eczacılık alanlarında yıl nasıl geçti, 2022'den beklentileri ve lojistik desteği konuşacağız. Bu sektöre verilen ihracatta yapılan lojistik desteği konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Sinem Kapar, Şahin Dere bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bade Natural sizin girişiminizin Bade ismi. Natural Markası'nın siz de kurucusunuz. Dilşat Yumurtacı Önder, DSV Lojistik Bölge Müdürü, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki o zaman her zaman olduğu gibi girişimcimizle başlayalım Dilşat Hanım. 3 soru 3 cevap adlı bölümümüzle başlayalım. Sinem Hanım, Bade Natural kuruluşundan bugüne bakıldığında en büyük yenilik buydu diyebileceğiniz, şöyle bir geriye sarın. Neydi acaba? Özlem Hanım, biz marka yaklaşımımız olarak Ar-Ge ekibimizle birlikte her güne yeni bir fikirle uyanmaya çalışıyoruz. Bu yeni fikir de en son olarak bence 2021 yılının en güzel fikri, trend olan içeriklerin %100 doğal versiyonlarıyla profesyonel seri vegan sertifikalı serumlar geliştirdik, su bazlı serumlar. Örneğin kolajen, hyaluronik asit, C vitamini içerikli, fitoretinol, yani bu saydığım bileşiklerin botanik alternatifi olan serumlarımızla, kullanıcılarımızla buluştuk. Çok da güzel geri dönüşler aldık. Bunun akabinde bu bizi heyecanlandırınca onun bir adım üstüne çıkalım dedik ve bu serumlarımızın uygulaması için kullanacağımız ambalajlarımızda değerli taşları aplikatör olarak kullanmayı tercih ettik. Bunu dünyada ve Türkiye'de bir ilk olarak yapıyoruz. Rose quartz, pembe quartz taşı, yeşim taşı ve ametist taşlarıyla bu bahsettiğim içeriklerin, yani trend olan içeriklerin, kimyasal içeriklerin, hayvansal içeriklerin vegan ve doğal versiyonlarını bu ucunda aplikatör şeklinde taşların kullanıldığı serum şişeleriyle sunduk. Hem yoga masajına, yüz masajına hem de bu içeriklerle iyi sonuç almayı sağlayacak ürünler üretmiş olduk. Peki ikinci soruyla devam edelim o zaman. İşiniz kozmetik ve eczacılık sektörünü barındırdığı için sürdürülebilirlik kimi zaman zorlaşabiliyor. Sürdürülebilirlik için aklınızda ne gibi adımlar var? Bizim markamızın kuruluş amacı sürdürülebilirlik zaten. Bütün ambalajlarımız cam, her şeyimiz geri dönüştürülebilir ve geri dönüştürülmüş olarak kullanılıyor. Tüm tedarik zincirimiz sürdürülebilirlik üzerine planlanmış durumda. Bunun yanı sıra minimum plastik kullanıyoruz. Doğaya ve doğaya ait olan her şeye saygı duyacak şekilde üretim proseslerimizi geliştiriyoruz. Kağıt kullandığımız ambalajlarımızdaki miktarı azaltmak için 2022 yılı itibariyle dış kutulardan da çıkarak tamamen cam ambalajlarla tüketicilerimizle buluşacağız. Karbon ayak izimizi azaltmak için her yıl bir önceki tükettiğimiz kağıt ve plastiği daha azaltmak için önlemler alıyoruz. Peki, üçüncü soru o zaman. Kadın girişimci olarak sizi bu anlattığınız hikayenizde en çok zorlayan ne oldu? Kadın girişimcilerin bence en büyük problemi finans kaynağına ulaşmak. Dolayısıyla bize sunulan her destek çok kıymetli. Özellikle Kadın İçin Taşıyoruz projesini bu amaçla çok değerli buluyorum. Çünkü finans kaynağına erişmek ne kadar zorsa maliyetleri azaltmak da bir o kadar kıymetli hale geliyor. Dolayısıyla bizim için atılmış olan her adımı kullanabilirsek büyük bir faydası olacağına inanıyorum. Bu alanda yaşadığımız bu önemli zorluğun önüne geçilmiş olacak. Peki Sinem Hanım, devam edeceğiz. Şimdi 3 soru 3 cevap bölümü için Dilşat Hanım'a dönelim. Kendisi sizin lojistik mentorunuz. Dilşat Hanım, siz uzun zamandır lojistik sektöründe çalışıyorsunuz. Bu zamana kadar sizi en çok ne zorladı? Ne dersiniz? En çok zorlayan şey, şu şekilde bakabiliriz. Tabii ki ekonomik koşullar, dünyanın konjonktürel olarak nakliye konusundaki çalkantıları bizleri çok zorluyor. Birebir de bu konuyla muhatap olmuş oluyoruz. Son olarak kapasitelerin daralması bizleri gerçekten çok zorladı. Hem hava taşımacılığında hem deniz, karayolu olarak da ithalat ve ihracatın imbalansının olmaması, yani dengeli bir ithalat-ihracat trafiğinin olmaması. Kapasite diyebilirim bu konuda. Çünkü bizler A kapısından alıp Z kapısına kadar bırakabilen ve bunun içerisinde her türlü hizmeti sunan bir şirketiz. Gümrüğünden tutun da antrepo, depo, iç dağıtım vesaire. Veyahut da işte dünyanın bir köşesinden bir köşesine götürebiliyoruz kargoyu. Bu konuda tabii ki biz Sinem Hanımlar gibi ithalatçı, ihracatçı firmalara, girişimci firmalara hizmet vermeye çalışıyoruz. Ama burada bizi en çok zorlayan bu yıllar içerisinde ekonomik krizler ve kapasite problemleri diyebilirim size.
Peki ikinci soru gelsin o zaman. DSV Lojistik dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden bir tanesi. İnovasyon odaklı da bir firma. Böyle bir firmanın gelecek yıllar için sürdürülebilirlik adına hedefleri neler? Şöyle diyebilirim. Tabii ki Yeşil Lojistik adına firmamız DSV firması halka açık bir firma. Firmanın bir sahibi yok. %100 halka açık. Nasdaq ve Kopenhag borsalarında işlem gören bir firma ve tamamen profesyonel bir yönetim kadrosu var. Bu şekilde de aynı zamanda bu Yeşil Lojistik adına da bütün önlemler şu anda alınmış görünüyor. Biz de buna Türkiye'deki DSV Own ofisi olarak kendi %100 DSV'nin ofisi olarak da bizler de buna intermodal, multimodal taşımalarla destek vermeye çalışıyoruz. İşte karbon emisyonlarındaki yaptırımlara önlem olarak biz de buna göre taşıma şekillerimizi ithalatçı ve ihracatçı firmalarımıza sunmaya çalışıyoruz. Evet, peki taşımacılık sektöründe en çok hangi ülkelere hangi hizmetleri veriyorsunuz? Şimdi bu çok zor bir soru benim için. Çünkü bizim firmamız global bir firma olduğu için 100'den fazla ülkede kendi ofisimizle çalışıyoruz. Buradaki ekonomiksel gelişimler yıllar içerisinde hepsi dinamikleri değiştirebiliyor. Bazen Çin'den ithalat çok olabiliyor, Amerika'ya ihracat olabiliyor. Yani bunda çok net bir yanıtla yaklaşmamakla birlikte tabii ki Amerika, Çin, İngiltere ve Avrupa diyorum ben. Peki o zaman diğer konulara dönelim. Şimdi 2021'in son günlerindeyiz artık. 2022 inşallah dünyanın pandemiyi atlattığı yıl olacak. Ve şöyle geriye biraz filmi saralım. Pandemi dönemine dair tecrübeleri çok konuştuk. Siz neleri farklı yapar buldunuz bu dönemi atlattıktan sonra Sinem Hanım? Tüketici tarafında doğala olan ilginin arttığını gözlemledik biz firma olarak. Doğal ürünler üreten bir firma olarak satış sayılarımız inanılmaz arttı. İhracat potansiyelimiz inanılmaz arttı. Bunun yanı sıra dijitalleşen dünyaya ayak uydurduğumuzu ve daha fazla ayak uydurmamız gerektiğini gördük. Aynı zamanda operasyon süreçlerinin önemini de fark ettik ve tabii ki maliyetleri düşürmek noktasında yine elimizden gelen çabayı harcamaya çalıştık. Operasyonel süreçlerden biraz daha bahsetmem gerekirse bu pandemi dönemlerinde kısıtlı çalışma şekilleriyle bu süreci yönetmek çok zordu. Çünkü her gün sizin ürünlerinizi bekleyen kişilere ürünleri ulaştırmak zorundasınız. Bunu yapmak için de insan kaynağına ihtiyacınız var. Çok zor bir dengeydi. Ama başarılı bir operasyon süreciyle bunu aştık. Evet. Dilşat Hanım aynı soru size gelsin o zaman. Pandemi DSV'ye ne öğretti? Gelsin. Bunu bekliyorum. Zaten bu soruyu bekliyordum. Öncelikle en başta söylemem gereken şeyi şu anda söylemek istiyorum. Bu 2021'in son programında böyle bir şans verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kadın Girişimcilerimiz Rotası programında. Aynı zamanda ben de 3 kız çocuğu annesi olarak bu benim için çok gurur verici bir konu. Ve elimden gelen desteği de mutlaka göstereceğim. Pandemi sürecinde ne öğrendik Özlem Hanım? Şunu öğrendik, lojistik yaptığım işin ne kadar önemli, yani olayın vücutta nedir önemli olan, beyindir, kalptir, kalbi olduğunu öğrendim ben. Çünkü biz de evden çıkamadığımız bir ay geçirdik. Hani onun sonrasında biz hep ofisteydik tabii ki işimiz dolayısıyla. Havalimanı çalıştı, limanlar çalıştı vesaire. Fakat orada biz şunu öğrendik ki, kapınıza bir hizmet ürünü getirmezse zaten hayat duruyor. Yani ben de bu işin içerisinde olduğum için gerçekten gurur duydum kendimle de ve sektörümle de. Hani zor bir sektör, hiçbir zaman durmayan bir sektör, 7-24 yaşaması gereken bir sektör. Bunu hissettim. Sonra bir şey daha ekleyeceğim. Çocuklarımı tanıdım. Ben 3 tane çocuğum var, birisi 20 yaşında olan çocuğumu daha iyi tanıdım. Yani karakterlerimizi tanıdık, ihtiyaçları tanıdık. Sonra Sinem Hanım'a çok katılıyorum. Dijitalleşme anlamında ben şimdi Z kuşağı mı oluyor artık, en son versiyonlar ne oluyorsa, onların beyin yapılarını algıladım çok daha fazla. Bu da ne işe yarıyor? Bizim şimdi beyaz yaka elemanımız 500'den fazla ofisimizde, mavi yaka ile hepsi birlikte 1500'ü geçiyor. Şimdi bizde bir yönetimsel de bir kurgularımız var. Bunlar da her düşünce yapısını algıladığınızda bunları yönetebilmek de kolaylaşıyor. Veyahut da şöyle diyeyim, yönetmek belki yanlış bir kelime, empatiniz gelişiyor. Empati geliştirdiğimi hissettim. Yani bu dönemin bizi kısıtlamasının sonuçları benim açımdan bu şekilde ifade edebilirim.
Peki, şimdi 2021 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız günler içindeyiz. 2022 hedeflerini ve planlarını konuşmanın zamanı geldi. Sinem Hanım, sizden dinleyelim ilk olarak. Değişen dünyaya ayak uydurmak için biz de şekillenmeye çalışıyoruz elbette ki. Sunduğumuz ürünlerin maksimum faydayla kullanılabileceğini anlatabilecek bir aplikasyon üzerine çalışıyoruz. Yaptığımız iş aromaterapi ve doğal cilt bakımı. Dolayısıyla aromaterapi ürünlerinin sadece cilt için değil aynı zamanda ev kozmetiği olarak, ev temizliği olarak kullanılabileceği alanlar hakkında doğru bilgileri kullanıcılarımızla buluşturacak bir aplikasyon sunacağız. Onlara küçük reçeteler vereceğiz. Aldıkları uçucu yağların, sabit yağların, hidrosollerin bir arada nasıl değerlendirilebileceği ile ilgili. Aslında bu fikir de tamamen pandemi döneminde olgunlaştı. Çünkü çok fazla bu konuda biz soru aldık ve müşteri ilişkilerini yönetirken onlara destek olmak için hep küçük reçeteler hazırladık. Ama bunu genellemek ve standartize etmek çok daha doğru olacak diye düşünerek bu aplikasyon fikrini geliştirdik. 2022 hedeflerimizin içinde en önemli kısmı da ihracat oluşturuyor. Markamız yerel pazarda oldukça büyüdü. İhracatta da 11 ülkeye ihracatımız var. Bu ülke sayısını arttırmak, yeni pazarlarda rol alabilmek ve var olduğumuz pazarlarda da gücümüzü arttırmakla ilgili hedefler oluşturduk. Nerelere ihracat yapmayı hedefliyorsunuz? Hali hazırlığı nereye yapıyorsunuz? Kadın için taşıyoruz projesinde size nasıl destek olabiliriz? O anlamda soruyorum. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Katar, Kuveyt, Avrupa'da Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya gibi ülkelerde ihracatımız var. Yeni pazarlar olarak da Amerika'yı hedefliyoruz, Hong Kong'u hedefliyoruz. Orta Doğu ülkelerinde farklı kanallara girmeyi hedefliyoruz. Avrupa'da yeni ülkelere açılmayı hedefliyoruz. Bu noktada tabii ki sizinle yapacağımız işbirliği ve destekleriniz bizim için çok kıymetli. Çünkü sınırları ve sınırların getirdiği zorlukları aşmanın yolu birlikte hareket etmek. Biz kadın girişimciler olarak da onlar adına da söz hakkı burada bulmuşken bu desteklerinizin çok değerli olduğunu ve teşekkürlerimi de sunmak isterim. Çünkü bizim ihtiyacımız olan bu alanlarda, zorluk çektiğimiz alanlarda birlik içinde olabilmek. Çok teşekkür ederiz destekleriniz için. Evet, sizi çok isabetli bir lojistik mentörle bir eşleştirdiğimizi görüyorum cevabınızdan. Çünkü Kadın İçin Taşıyoruz projesi Avrupa'ya ve Kuzey Afrika'ya destek, lojistik destek veriyor ama DSV diğer lokasyonlara da yardımcı olabilir sizin için. Tüm dünyada. Tüm dünyada hizmet veriyor. Peki Dilşat Hanım, 2022 DSV için nasıl gelecek, neyi öncelliyor, yatırım hedefleri neler? Şöyle, DSV organik olarak tamamen büyüyen bir şirket değil, satın almalarla büyüyen bir şirket. Ben 2007'nin Şubat ayında başladım. O tarihten bugüne kadar 4 tane büyük satın alma yönettik. Bir 5.'nin de yolda olduğunu görüyoruz. Yani bu anlamda lojistik yatırımları devam ediyor. Zaten şu anda dünyada ilk 3 büyük forwarder içerisinde. Onun haricinde de biz Türkiye'de ne yapıyoruz? Biz de Türkiye'de hiçbir zaman küçülme, ufalma gibi bir hedefimiz yok. İthalatçı, ihracatçı, Sinem Hanımlar gibi müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda neyi nasıl geliştiririz? Tamamen buna odaklıyız. Yani peki, 2022'de burada kayda almış olalım. Hangi satın alma gerçekleşecek? Yani büyük bir, farklı bir firmanın satın almasından. İsim veremiyorsunuz anladığım kadarıyla. Ki. Peki o zaman şimdi Kadın İçin Taşıyoruz projesine dönelim. Nasıl bir fayda sağlayacak sizin girişiminize Sinem? Tabii ki maliyetleri düşürmemiz ve ilgili pazarda avantajlı olarak öne çıkmamızı sağlayacak. Çünkü rekabet inanılmaz fazla dünyada. Kadın girişimci olarak da rekabetle baş edebilmek oldukça zor. Bir de düşünün, kendi ülkenizde değil, ihracat için farklı pazarlarda, bilmediğiniz pazarlarda bu rekabetin içine giriyorsunuz. Dolayısıyla maliyet noktasında zorlanıyoruz ve maliyetlerimizin düşecek olması, bize bu desteği sağlayacak olmanız inanılmaz büyük bir avantaj sağlayacak. Bizi 1-0 önde başlatacak o pazarlar. Diğer rekabet edeceğimiz firmalara göre. Evet, maliyetler bir de euro bazında da artıyor. Aynen, çok ciddi katılıyorum Sinem Hanım'a. Yani orada biz, evet, Sinem Hanım'ın rakibi Afrika'da da olabilir, İngiltere'de de olabilir. Ama oradaki transit süre, yani taşıma süresiyle navlun bedelleri birebir maliyetlerini etkiliyor. Biz de burada nasıl bir destek olabiliriz kombine taşımalarımızla?
Bunlara bakacağız. Dilşat evet. Hanım, ayrıca öngörülemez giderler bunlar. Çünkü değişkenler var işin içinde, biraz önce bahsettiğiniz gibi euro dolar gibi. Dolayısıyla bu öngörülemeyen giderlerde size destek olacak bir partner bulmak inanılmaz gücünüzü arttıracak bir şey. Kesinlikle. Burada benim ilk bahsettiğim konu kapasitelerin daralması. Kapasitelerin de açılmasını 2022'de çok öngörmüyoruz. Çünkü örneğin havayolu olarak bakar isek, sizin yaptığınız ticarette de mutlaka kullanıyorsunuzdur. Passenger, yolcu kapasitesi artmadan kesinlikle kargo da onunla paralel gidiyor. Şimdi passenger trafiği nasıl artar? Sadece pandemi azalır. Şimdi Belçika kapıyor, Fransa kısıtlıyor, İtalya onu yapıyor. Bunlar olmadığı sürece, bu sirkülasyon artmadığı sürece kapasite dar kalacak ve fiyatlar da çok yüksek olacak. Aynı zamanda bizim carrier'larımız dediğimiz işte armatör firmalarda da aynı sıkıntı söz konusu. Yıllarca 2009 krizinden sonra çok ciddi daralmalar yaşadılar. Yaptıkları yatırımların karşılıklarını alamadılar. Ama bu pandemi sürecince, gerçekten de ciddi karlılık oranları yakalandı. Şimdi ben sizin açınızdan konuşuyorum. Yani müşteri adına ifade etmek istersem, orada tabii ki carrier de karını korumaya çalışacak. Yani bu kapasiteler suni de olsa blank sailinglerle, yani servis iptalleriyle vesaireyle devam edecek. Bu durumda şimdi Sinem Hanımlar da veya benzeri birçok firmada bu taşıma konusunda şey yaşayacak, yani maliyetini öngörememek. Çünkü uzun kontratlar bitti. Bir yıllık, iki yıllık kontratlar gerçekten şu anda uygulanamaz şekilde. Biz en fazla bir aylık, maksimum üç aylık öngörülerde bulunmaya çalışıyoruz. Risk alarak fiyatlandırmada, lojistik maliyetlerinde. O yüzden bu her şeyi tetikleyerek domino taşı gibi etkiliyor. Yani burada satamıyor, alamıyor, getiremiyor, maliyetini kurtaramıyor gibi gibi. Bunlar da elimizden gelen desteği vereceğiz kadın girişimcilerimize. Peki, öngörülemeyen bir şey yönetmek aynen Dilşi Hanım'ın söylediği gibi zorlaşıyor. Peki DSV lojistik olarak siz farklı ne yapacaksınız? Kadın için taşıyoruz projesindeki kadın girişimcilere biraz onu da altını çizelim. Gümrükleme mesela hizmeti evet. veriyorsunuz. Aynen. Yerine girmeden konuşmuştuk. KOBİ'den bir tık aşağı büyüklükte olan firmalara, yani bu şimdi mal bedeli 1500 euro ile 300 kilo maksimum bedel arasında ve ağırlık arasında olan yüklemelerde ETGB, elektronik gümrük beyannamesini biz ücretsiz olarak sunacağız kendilerine. Yani burada bir desteğimiz bu yönde olabilir. Onun haricinde de dediğiniz gibi en başta mentörlük. Yani bu konuda sıkıştınız, gümrük olur, hasar olur, her şey olabilir. Her konuda da bizim birçok departmanımız var işleyişimiz içerisinde. Hava, deniz, kara, işte depolama, iç dağıtım, sigorta, DSV'nin kendi insurance kampanyası var zaten. Bunlar hakkında herhangi bir sorununuz olduğunda biz bir müşteri temsilcisi atayarak sizlere bu konuda aydınlatıcı bilgiler vereceğiz. Evet, yani programda biz riskinizi minimize etmeye çalışacağız. Yılında şöyle hep aynı soruları, benzer soruları da konuştuk ama kadın girişimciler lojistik sektöründe en çok hangi alanlarda zorlanıyor, bunu araştırdık. Genelde ilk üçü sıralayayım size: sigorta, gümrük, hasar. Evet, ilk üçte geliyor. Bu vesileyle Sinem Hanım, siz de katılıyor musunuz? Dilşat Hanım'ı hazır burada bulmuşken ona sormak istediğiniz bir şey var mı? Çok küçük bir noktaya daha değinmek istiyorum. Burada mesela gümrük ETGB konusunda, elektronik gümrükleme, gümrük beyannamesi konusunda yanlış bir algı var. Sadece ekspres kurye firmalarının yaptığına dair. Ben de bunu inceledim. Bayağı bir yayın okudum. Bu böyle bir şey yok. Bizim gibi lojistik alanın A'dan Z'ye hizmet veren firmalarda da ETGB hizmeti ben veriyorum. Hayır, kaç kişi veriyordur onu bilmiyorum ama ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Bu da önemli bir şey. Çünkü bir bünyeye girdiğinizde siz gümrük için ayrı, lojistik için ayrı, sigorta için ayrı görüştüğünüzde zaten bu konu dağılıyor veyahut da risklerinizi yeterince öngöremeyebiliyorsunuz. Burada benim söyleyebileceğim, ben size bunu sunabilirim.
veyahut da bu konuda da hani görüş olarak, mentorluk olarak destek olurum. Seve seve. Çok teşekkür ederiz. Biz kadın girişimciler olarak işin üretmek noktasında çok aktif rol oynuyoruz. Diğer kısımlar bizim için oldukça zor. Gümrükleme, sigorta dediğiniz kısımlar. Çok özenerek yaptığımız ürünlerin hasar almasından da büyük endişe duyuyoruz. Özellikle bizim ürünlerimiz gibi cam ambalajlarda ürün sunuyorsanız taşımacılık sırasında büyük bir hasar sorunuyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben verilen cevaplara katılıyorum. Bunlar bizim için büyük sorunlar. Ama aynı zamanda şunu da vurgulamak istiyorum. COBİ'den biraz daha küçük ölçekli dediniz. Kadın girişimcilerin girişimleri genelde küçük bir şekilde başlıyor. İşte o noktada bu desteğe nasıl ulaşacaklarını bilmiyorlar. Benim de üyesi olduğum KAGİDER bu alanda güzel bir fayda sağlıyor. Kadın için taşıyoruz projesini de bizlere çok güzel duyurmuştu. Mutlaka sizin bu ayrıcalığınızdan da KAGİDER vasıtasıyla kadın girişimcilere bahsetmek isterim ben de. Kesinlikle. Büyük fayda sağlayacağınıza eminim. Evet, şimdi 2021 yılının son programının sonlarına geldik. Son olarak da dilekleriniz varsa almak isterim. Pandemi bitsin diyorum. Ne diyorsunuz? Doğaya saygı duymayı öğrendik, unutmayalım diyorum ben de. Evet, o zaman doğaya saygı duyuyoruz ve pandemiyi bitiriyoruz 2022 yılında. Böyle atmış olalım bu dilekleri. Çok teşekkür ediyorum Sinem Hanım, Dilşat Hanım katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Evet, bu güzel dileklerle 2021 yılının son programında sonuna geldik. Sizlere harika bir hafta sonu diliyorum. 2022 yılında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.